Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Bugün çok ödüllü bir filmin, Hayaletlerin yönetmeni Azra Deniz Okyay ile birlikteyiz. Azra Deniz Okyay liseden sonraki eğitimini Fransa'da, Paris'te sürdürdü. Paris Sorbonne Nouvelle Paris 3'te sinema bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Burada yüksek lisans eğitimine devam ederken Fransa'nın önemli sosyoloji okullarından biri olan EHES'te sosyoloji derslerine misafir öğrenci olarak 2 yıl boyunca takip etti. 5 kısa filmin ardından ilk uzun metrajlı filmi olan Hayaletler'i çekti ve Hayaletler yurt dışında ve ülkemizde çok sayıda ödül kazanmasına yol açtı. Peki Hayaletler ne anlatıyor? Tüm ülkede elektriklerin kesildiği tek bir günde 4 farklı karakterin kesişen hikayelerinin anlatıldığı bir film bu. Bizi İstanbul Sucular Mahallesi'ne götürüyor. Yapımcılığını Dilek Aydın, başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir üstlenmiş. Görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk ve müzikleri Ekin Fil yapmış. Ve bugün bu çarpıcı filmin yönetmeni sevgili konuğumuz Azra Deniz Okyay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Azra Deniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum Zeytin Dalı'na konuk olduğunuz için. Onca yoğun çalışmaların arasında bize vakit ayırdınız. Teşekkür ediyorum bir izleyen olarak. Hayaletler son derece çarpıcı bir filmdi. Üzerine uzun süre düşünmemi gerektiren bir film oldu. Hemen şunu sormak istiyorum. Hayaletler'de tekinsiz olana dair söylemlerin içerisine bizi çekiyorsunuz. Hem genel atmosfer olarak hem de tematik olarak neden böyle bir tercih? İlk başta böyle bir soruyla başlayalım. Ben çok tekinsiz sabahlara uyanıyorum açıkçası. Son birkaç senedir ya en azından benim jenerasyonum bu şekilde uyandığı kesin ama benim de bir jenerasyonumun bir bildiği var artık diye düşünüyorum. Ve bu karanlığın içinde nasıl bir ışık aramakla ilgili olduğunu düşünmek istedim. Ve 5 sene boyunca bu odanın içinde karanlıkta yazdım. Bu tekinsizlik yani işleyen bir şey ama bu tekinsizliğin içinde hangi maddeler var? Biraz antropolog gibi, biraz kimyager gibi, sosyolog gibi çalışmak bana yol açmaya başladı. Bu karanlığın normalleşmesi beni her sabah uyandırıp çalışmamı sağladı. Bu normalleşmenin içinde neler var? Neler var, evet. Çok basit bir şekilde aslında büyük bir elektrik kesintisini koyuyorum. Bu 2015'te aslında olmuştu Türkiye'nin 70 ilinde. Fakat o kadar bir yerden sonra normalleşildi ki gündüz sonu. O günün sonunu çok iyi hatırlıyorum. Bambaşka bir şeye hatta haber olarak çıldı gün. Yani bütün bir gün elektrik kesintisinin neden olduğunu düşünürken akşamı da televizyon olan bir ailenin yanına gittiğimi hatırlıyorum ve bambaşka büyük bir haber vardı. Tamamen o günümüzün sorunlarını unutturan çok büyüktü. Belki Nevin savcısı öldürüldü canlı yayında. Ve bir gün sonra da belki bir şey daha yaşadık. Yani çok sert bir karanlık ve normalleşmeden geçiyoruz ve ben bunu kendi adımlarımla, kendi bilimimle yarattığım küçük laboratuvarımda çalışmaya başladım. Şimdi kendi ışığımızı nasıl yaratabileceğimizi bir yerde koydum. Çünkü benim de bir karamsarlığım var ama bunun içinde nasıl yoğruluyoruz? Hangi halı dokumasını yazıyoruz? O benim ilgimi. Şimdi bu kendi ışığım diyorsun ya, biraz daha genele çekmek istiyorum. Bu tekinsizliğin 21. yüzyıldaki sanat algısı açısından nerede durduğunu merak ediyorum. Özellikle de filme tabii ki denk düşecek bir soru bu. İzleyenlerin hayaletler karşısındaki o çaresizliği var ya, yani beni de çok çarptı aslında. Hani filmdeki sahnelerin grisi, karanlığı, vurkaçı ve kaygan zemin, yani o kaygan zemindeki seyredişi bizleri yani sürekli olarak koltuklarımızda rahatsız eden bir perspektif esasen bakıldığında, incelendiğinde. Ve bu gerçeklik sizce 21. yüzyıl sinemasının ve sanatının gerçekliği midir?
Yani yaşamlarımız evet öyle de sanata yansıyışı açısından bu nerede duruyor onu sormak istiyorum. Ben korku filmi anlatmış gibi oldum ya. Korku filmi izleyemeyen bir insanım bu arada, onu da söyleyeyim. Neyse, geri dönersek korkunçlukları arka arkaya dizmek değildi benim derdim. Benim seyirciyi sonuçta büyük bir ben biraz savaş fotoğrafçısı gibi yazdığımı düşünüyorum bu filme. Ve bu fotoğrafların içinde top oynayan bir çocuk da var. Derin bir yoksulluk ve umutsuz olan bir kadın portresi de var. Veya insan portreleri var. Yani benim bu şekilde portrelemem, evet, bir sanatçı olarak biraz kendi duygularımla koyduğum bir şey. O kesin ve çok direkt ve gerçeklik üstüne yarattığım bir dünya var. Ve distopik olmadan bu arada. Sonradan distopik ilan edildi film ama hala... Onu diyeceğim. Distopik deniliyor birçok yerde. Evet, hayır. Yani her seferinde tamam öyle hissettiyseniz, gerçeklikten uzaklaşmak istiyorsanız, kendinizi rahatlatmak istiyorsanız tabii ki de diyorum ama ben hiçbir zaman distopik yazmadım o filmde. Yani işte zaten sanat bu kavramlarla oynamakla ilgili açıkçası. Yani sizi neden rahatsız ediyor? O zaman benim vermek istediğim sorumluluğu da o zaman hissetmiş oluyorsunuz. Hı hı. Çünkü filmin kendisinin ben bir domino etkisi yaratmak istediğim bir kavram. Yani mimari bina gibi de görüyorum. Yani bir duvarı yıkılırsa öbür duvarlarının da temelinin sarsılabileceği bir ülkeden bahsetmek istedim. En azından bir sinematik olarak bir strüktür ortaya koymaya çalıştım. Tabii bu rahatsızlık hem rahatsızlık hem de aynı zamanda bir pozitif şeyin nerede olduğunu da tekrardan onu o zaman güçlendirmemiz gereken ve sorumluluklar almamız gereken noktalar olduğunu da düşünüyorum. Her karaktere bir sorumluluk da yüklüyorum. Her karakter ne iyi ne kötü. Evet. Ve bunları çok çok halı dokuması gibi işlemeye çalıştım. Yani her ilmek öbürünü etkiliyor. Halı dokuması zaten Türk terimi gibi artık en içi çok doğal. Bu ne iyi ne kötü dediğiniz nokta çok önemli. Bununla birlikte karşımıza çıkan kadın karakterler var. Ve bu kadın karakterlerin çok ön planda olduğunu görüyoruz. Bunun ısrarının nedeni nedir Azra Deniz cephesinden bakıldığında? Ben şunu söyleyebilirim. Son 15 senedir sanıyorum erkek olmayan hiçbir karakter ekranda değil. Dolayısıyla ben koyduğum anda göze parmakmış gibi oldum. Yani ben gerçekten sokakta yürüyen arkadaşlarımı veya birkaç kendi bildiğim karakterleri koydum ve insanlar ne kadar çok kadın koymuşsun dendi. Hayır, yani ben Nuri Bilge Ceylan filminde sobanın arkasından geçiren kadın neden yazayım? Çünkü ben farklı yazıyorum ve onların tekrardan dillerini de geliştirmesi gerekiyor. Yedinci sanatın hala gelişmekte olan bir sanat olduğunu düşünüyorum. Edebiyat da böyle değil. Türk edebiyatının en azından. Evet. Bildiğim veya Fransız edebiyatı birazcık daha iyi biliyorum onu da. Ama yani sinemada öyle bir şey var. Yani son 10 seneyi eğer bazı fikirler yalnızca kapladıysa geri kalanların olmadığının bir ülkesi gibi bir şey oluyor. Ve ben koyduğum zaman da çok büyük tehditkar bir vaziyete gelmiş anladığım kadarıyla insanlar. Ama yani bu insanlar her binanın içinde ve her sokağın içinde ve hiçbir yere gitmiyor kadınlar. Yani biz buradayız sonuçta. Kullanma şekillerim farklı. Her şekilde kadın kullandım. Çünkü ben onları görmek istiyorum ve ben onları yazmak istiyorum. Karin Karakaş'ın da çok güzel bir cümlesi vardır. 3 sene önce bana merham oldu cümlesi. Ben boşlukları dolduruyorum der Karin Karakaş. En azından yazılmamış hikayeleri anlatırken kendi bildiği aynı şeyi hissediyorum. Benim bunları yazmam çok normal. Peki gelelim dansa. Şimdi Suluk ile Mon Amour'da da bize hip hop'la birlikte seslenen iki tane kadının öyküsünü aktarıyorsunuz. Baktığımızda hayaletlerde sanki onun devamını izliyormuşuz hissiyatı uyandıran bir ruh var. Bu dansla kadınlarınızın kurduğu bağ nedir diye soracağım. Açıkçası ben Sulu Kule'yi ailemden dolayı biliyorum. Babam orayı kurtarmaya çalışan ekipteydi. Ve Sulu Kule'nin yıkılışı, yıkılmasına çok tanıklık ettik. Aynı zamanda
kimliksizleştirilmeye gidilen bir ülkede yaşadığımız için her binanın, her şeyin, her şeye bağlantısı, yani herkesin birbirine benzemesi gereken bir kimliksizleştirmenin üstüne şehir ve kenti de ben öyle görüyorum o şekilde. Birazcık da eğitildim ailem bu konuda çalıştığı için biraz yani hayatlarını adadıkları için daha doğrusu. Bunun çok derin bir mevzu olduğunu düşündüm ve kentin yıkılışının ve içinde kalan o insanların ne şekilde hayatta kalmaya çalıştıkları benim ilgimi çekti. Dans, aslında dansla ilgili hiçbir zaman hayatım boyunca ilgilenmedim. Ama bu kısa filmim Sulu Kule Mon Amour, Hiroshima Mon Amour gibi. Evet. Yani hem aşk mektubu gibi hem de sonuçta bir beden, kadın bedeni yürürken bile bu kadar rahatsız ediyorsa dans zaten yani tamamen yok oluşuna endekslenen bir şey artık oluyor. Benim filmimde de öyle. Yani kadınların yürümesi bile bu kadar rahatsız ettiyse o zaman hani dansın farklı bir durum olduğu bir dil var. Ve evet, dans dışındaki bütün konulardan bahsediyorum aslında. Danstan bahsetmiyorum filmde. Hı hı. Yani bunun içinde var olamamak var, romanlık var, yabancı olmak var. Kadın olarak -2 olarak başlamak var. Bana çok şeyi düşündürten, çünkü ben kendi mesleğimden de biliyorum. En az 4 katı çalışıp 5 misli ödül alsam da belki çok iyi, fena değilsin denilen bir pozisyonda olduğum için... Yani genel anlamda zaten kendinizi açıkladığınız zaman veya yapmak istediğiniz şeyi söylediğiniz zaman bastırılan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve ben bunu Sulu Kule Mon Amour'da kendi farklı cepheleri ele alarak işlemek istedim. Çok olgun iki genç kızı çekerek dans dışında her şeyden bahsettiler. Özellikle gizem, roman olan Sulu Kule'li ve... Ya hayatında en olgun cümleleri sarf eden kadınlardan bir tanesidir genç olmasına rağmen. Onların röportajlarını da okudum. Çok enteresan. Hayaletlerle kurduğumuz bağa gelecek olursak, orada dans gene çok etkili. Bu noktada hayaletlerin dansla kurduğu bağı nasıl düşünelim peki? Orada bir figür olarak kullandım çünkü evet yani sonuçta siz sokakta yürürken bile bir sorun oluyorsanız evet bu kız bir de dans ederse ne olur acaba biraz daha da incelemek istedim ama bu bir detay benim için. Sonunda filmin bambaşka daha umut var bir şey oluyor ama gerçekten bir genç bir bedeni bu kadar baskı altında tutan bir ülke nedir? Ve bunun içinden nasıl çıkmaya çalışıyoruz? Küçük umut ışıkları nedir? Veya gerçek karanlığı nedir? Yani sonuçta ben bu filmi elektrik kesintisini yaparken genel büyük bir karanlıktan bahsediyorum. Ve bütün bir filmde karanlığa gömüyorum sonuna kadar. Yani tamamen doğal ışık ve çok az ışık kullanarak kaydettik filmi. Evet. Yani bu karanlığın içinde neyi görmeye çalışıyoruz? Gerçekten sonuna kadar bir fikri sanat eseri olarak da ittim. Yani dolayısıyla dans bir tema değil. Yani küçük bir ayrıntı benim için. Eyvallah. Şimdi mekana ve zamana gelmek istiyorum. Sucular Mahallesi'ndeyiz. Karanlık var. Doğal bir karanlık var. Kendiliğinden gelen bir karanlık var. Aynı zamanda da yönetmenin yani sizin zamansal atlamalarla bize aktardığınız bir öykü var. Bunun mekanla kurduğu bağ merak ettim seyrederken. İki defa seyrederken ikisinde de merak ettim açıkçası Azra Deniz. Ve o mekansal oynama çok hoşuma gitti. Ve çok ciddi bir bütünlük yarattı kafamda. Bunu bir de senden, sizden dinlemek istiyorum efendim. Benim için şey biraz ters köşe girmek sanıyorum bir yazım şekli olarak ilgimi çekti. Bir eğlenme gibi geldi bana. Seyirciyi rahat bir anında tekrardan aslında bir de bu var diye denemesini yapmak istedim. Ama bu özellikle çok ilgi de uyandırdı. Neden bu şekilde yaptığım için. Bir de hani bir hikayeyi anlatmakla kalmamak üstüne gitmek. Yani ne demek istederdi. Yani neden bir şey gerçekten anlatıyorsunu. Hani ben en azından kendime 100 kere sormuşumdur ve farklı bir şekilde cevap vermeye çalışmışımdır. Yani bir hikaye anlatmak değil ama teknik olarak yeni koyduğum bir hikaye anlatmanın dışında birçok şekilde teknik verinin de yani sinematik dilden tutun kamera stiline
Bunların bir teknik laboratuvarında kendi kendime büyüttüğüm için bunu ortaya koymam da çok normal. Ve dilin de çok genişlemesi ve gelişmesi gerektiğini düşünüyorum hala sinematik dilin. Dolayısıyla da kendi mimarımı ortaya koydum diyeyim. Yani bu mekanı, bir şehri beşinci bir karakter olarak çizmek. Bir de aynı zamanda kurguda zaman ve mekanı farklı şekilde hareket ettirirsek, başka bir bakış açısına da sahip olursak bu bina neye benzemeye başlıyor? Çünkü filmin kendisi de biraz benim için öyle. İzleyen olarak ne hissettim? Bu dansı yine ısrarla altını çizerek soracağım. Hani sanki ritim 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 ritim, sonra al tekrar başa gel. O zamanla kurulan ilişki filmde bana hep onu çağrıştırdı. Yani zamanın kendi dansı varmışçasına izledim. Öyle söyleyebilirim. Benim cephemden bakıldığında da böyle. Çok güzel. Yani ben genel anlamda filmi de zaten bir helikopter sesi var. Evet. Genelde. Müziği yapan Ekin Fil'den de helikopter sesinin aynı ritmini kullanmasını istedim tüm gün boyunca. Genel anlamda la notasıysa helikopter sesi genelde hani onun üstüne biraz gitmemiz gerektiğini de savundum. Yani sanat direktörlüğü de bu şekilde gelişti filmin. Dolayısıyla kendi içinde bir dans olması da iyi, çünkü crescendo giden bir film aynı zamanda. Kesinlikle. Evet. Evet. Peki gel şimdi göçmenlik. O göçmenlik üzerine biz Küçük Kara Balıkları da düşündüğümüzde izleyen cephesinden gene hayaletlerle Küçük Kara Balıkların çok birbirinin içerisinde yani neredeyse metinler arası bir geçişkenliği var. Bu noktada Azra Deniz'in kişisel deneyimlerinden de yola çıkarak göçle, mültecilikle kurduğu bağı ve bunu sinemaya nasıl aktardığını, neden özellikle aktardığını sormak istiyorum. Belki ben göçmen kökenli olduğum için de olabilir. Annem Yunan, Yugoslav, Bulgar göçmeni onlar. Beyazlar tamamen. Baba tarafımda kanlı Türkmen, Yörük, yani Melezim. Ve hani kendimi Türkiye topraklarında doğmuş olarak bilsem de daha evrensel, yani kök nedir, göçmenlik nedir, çok çocukluğumdan beri biraz irdeliyorum. Fransa'ya gittiğimde de kaçak yaşamam gerekti bir dönem ve oradaki çok büyük bir kimlik baskısıyla tabii karşılaştım. Yani sürekli bir tekinsiz bir sabahlara uyanmak gerçekten sertti daha genç yaşımda. Kaçak olarak yaşadığınız zaman çok sert oluyor bu durum özellikle. Yani biraz göçmenlik, hani sonuçta bu, yani ben hayaletlerde Suriyelileri koydum ama Sucular Mahallesi'nde gerçekten yaşayanları resmettiğim için. Çünkü o mahallede gerçekten Suriyeliler de vardı. Benim Sulukule'de çalıştığım atölyelerde Suriyeli çocuklar da geliyordu. Yani böyle mahallelerde zaten Suriyeliler oluyor. Çünkü bir yerde hani kendi olanaklarıyla birlikte bir mahalleye oluşan insan karakterleri var. Ama aynı zamanda göçmenlik de tabii bu Küçük Karabalıklar'da babamın bir lafı vardır. Yani küçük balık küçük gölde, büyük balık büyük gölde git ve büyü lafı vardır. Büyük babam ona söylemiş. Filmde de var zaten. Filmde de var ve bunu mesela Ermenistan'da da böyle bir aynı cümle olduğunu öğrendim. Aynı cümlelere sahibiz. Geçenlerde de bir varmış biri yokmuş. Onlar da o şekilde başlanmış hikayelerine. Aynı cümlenin olması da çok ilgimi çekti Ermenistan'da özellikle. Çünkü Erevanlı bir ailemde çalışan birisi çok yakınım olmuştu. Ve bu cümleleri aynı yerde kavrayınca Küçük Karabalıkları yazdım. Çünkü tam göçmenlik en ağır şeyini yaşamıştım onları tanıştığımda. Bir yerde yalnızca büyük bir ülkeye göçmek değil ama yer değiştirmenin göçmenlikte büyütücü olduğunu ve herkesin bir yerde belki yer değiştirirse bazı şeyleri insani olarak algılayabileceğini biraz resmetmeye çalıştım. Küçük Karabalıklar'da. Hayaletlerde de şey, yani figür olarak kullanıyorum ama bunun o genç küçük çocuğun öbürüne yansıttığı o güzelliği de görüyoruz sonuçta. Bir farklılıklarla bir bütünlüğe gitmeyi her zaman savunmuşumdur. Herkesin farklı olarak büyüyebileceği, yani erkek kadın veya siyah beyaz eşitliğinde bence ileriki devrelerde daha iyi politikalara geleceğiz ve hani bunlar da genel anlamda benim
savunduğum ve normalleştirdiğim figürler. Bu anlamda kent dokusu da galiba, hayaletleri de kastederek burada soruyorum sorumu, bir hayli bu anlamda bize bir açılım sağlayan bir şey oluşturuyor. Yani bir yerde okudum bir röportajda, öyle ki biz bir iki gün sonra aynı binaya yetişemiyorduk diyorsunuz. Sürekli olarak bir yıkım, sürekli olarak bir yok oluş. Ama göçmenlik cephesinden bakıldığında sanki hani onlar yıkılıyor ama bu tarafta insani olan kalabilir. Tam da bu çeşitlilikle diyorsunuz bize. Yanlış bir yorum mudur bilmiyorum. Ne dersiniz Azra Deniz? Yıkılış çok sert bir durum hakikaten. Yani ben çekim sırasında da fark ettim. Gerçekten bir binayı çektikten bir gün sonra, yani küçük böyle mesela kötü karakterin düştüğü, yani üstüne düşen şeyler var bir ara filmde. Hakikaten bir gün sonra yok oldu o film, evet. Yani. Bina bize söylenmeden, yani belediye pat diye yıkmış, yani biz orada çekim yaptığımızı belirttik ama hiç bize bile sormuyorlar zaten, yıkıntı gibi gördükleri için. Ama gene de yani bu gerçekten veya karakterimin bir binanın önünde dans ediyor. İki gün sonra gittiğimizde kapısı yoktu o binanın ve gene dans ettiğinde tutarsız aslında bakarsanız. Yani zaten tutarlı olsun diye çekmedim, farklı anları çektik. Yani çok şiddetli. Yani doğal olarak ben burada mesela sokağımda 3 tane inşaat var. Yani çok şiddetli bir yerde yaşıyorum açıkçası. Yani bir de özellikle bu filmi çektikten sonra böyle bir sokakta yaşamaya devam etmek ses olarak çok yani çok zor. İnsani durum nerede devam edebiliyor bilmiyorum. Yani bunun cevabını tam veremeyeceğim. Anlıyorum. Ama çok şiddetli bir yıkımın olduğu bir ülkedeyiz ve bu çok... Yani yenileri geliyor evet ama çok hızlı değişen bir şehirdeyiz, o kesin, bir ülkedeyiz. Film anneye ithaf edilmiş. Evet. Evet. Burada tabii birazcık anne cephesinden soracağım bunu. Leyla Ruhan Okya'yı da tanıyan biri olarak. Onun bu filme verdiği ilham nedir Azra Deniz? Annem tabii hayattaki en değerli varlık benim için ve en bana ilham olan kadınlardan. Çünkü her zaman çok çalışkan ve çok özverili bir kadın olduğu için büyüten o. 5 sene boyunca en karanlık anında bile bir cümle söylerdi. Sanırım Victor Hugo'nun ama o cümle ama annemden öğrendiğimizden. Gecenin en karanlık anında güneş doğar diye. Ve dolayısıyla bu filmin yapılışı da aslında biraz onun üstüne. Ona ithaf etmem çok doğal, özellikle de ilk filmime ve ilk çalışmamın. Evet, şimdi buradan tabii genç ama çok genç yönetmenlere neyi önerir Azra Deniz Okyay, onu soracağım. Sürekli olarak bir basınç yaratıyordur hani genç kadın yönetmen, ama biz tabii ki Azra Deniz Okyay'ı bir yönetmen olarak görüyoruz ve göreceğiz. O ne diyor genç yönetmenlere? Yani ben açıkçası çok büyük başarısızlıklarla geldim buraya kadar. Yani çalışmaya devam etmek dışında hiçbir başka cevabım yok. Çünkü çalıştıktan sonra yani hiçbir zirve veya istek sizi çalışmanızı desteklememeli. Yalnızca kendi tekniğinizi yaratarak devam etmeniz, başka yolları bulmanız dünyanın en eğlenceli şeyi olmalı. Ve ondan sonra da evet, yani Türkiye adına da çok büyük sonra adımlar attığınızı sonradan fark ediyorsunuz. Ama ben bunu her gün düşünmüyorum. Yalnızca nasıl iyi bir teknik, iyi bir gelişim veya toplumu nasıl değiştirebilecek eserler bırakabiliriz? Ben bunun en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Edebiyatın da çok büyük bir katkısı olduğuna inanıyor musun? Nasıl? Edebiyatın mı? Evet. Tabii ki de genel anlamda, yani bizi büyüten en büyük yazarlar var, kitaplar var. Ben her şeyden ilham almaya çalışıyorum açıkçası. Peki. O her zaman yeni filmini bekliyoruz diyelim. Dört gözle. Var mı böyle bir çalışma? Onu da sorayım. Şu an biraz dinlenmem gerekiyor çünkü çok zor, 2 seneden geçtim söyleyebilirim.
Evet. Ya onu soracağım. Film bu kadar ödül kazandıktan sonra baştan ve bugünden bakıldığında nasıl bir değişim oldu? Nasıl bir hissiyat oldu filme dair? Filme bakış açına dair? Var mı böyle bir değişiklik? Şöyle söyleyeyim. Yani o kadar çok çok az bir paraya çektik. Tekniğimi ve filmi yazarken Dilek Aydın'la karşılaştıktan sonra evet bu biz bunu yapalım, elimizden geldiğince çalışalım ve yapalım dedik. Ancak bize kimse ne destek verdi, küçümsedi. Yani erkekleri gerçekten yücelttikleri kadar kadınlar kesinlikle yapmıyorlar. Ama iyi bir fikir gördükleri zaman da çok yüceltmiyorlar. Belki çok şımarırız, kötü davranırız onlara diye. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Venedik Film Festivali biz göndermeden aldıktan sonra, ödül verdikten sonra, Antalya'da en çok ödülleri aldıktan sonra, A kategoride son 3 senedir en çok ödülü almak gerçekten düşündüğüm şeyler değildi. Evet. Peki o zaman devamını bekliyoruz diyoruz. Birazcık soluklandıktan sonra yeni filmlerini özlemle seyretmeyi umuyoruz diyorum. Çok teşekkür ederim emeklerin için ve katkıların için. Sağ olasın. Evet, bugün çok ödüllü bir filmin Hayaletlerin yönetmeni sevgili Azra Deniz Okya ile birlikteydik. Bize 21. yüzyıl gerçeklerine dair bir davet çıkarmış olan bu filmi konuşmaya çalıştık. Ama açıkçası ben konuşmaktan ziyade filmin izlenilmesinden yanayım. Hala izlemediyseniz kaçırmayın efendim derim. Bu çok ödüllü film sizi bekliyor. Zeytin Dalı'ndan hepinize sevgiler. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.